Ozan Zeybek şunu sormak istiyorum şimdi 10 gün sonra Galatasaray Alanya Spor'la bu kez ligde karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk evet. yarısındaki maçı 2-1 kaybetmişti Galatasaray ama o zamandan bu zamana çok şey değişti. Alanya Spor'da e, kupa maçına kadar ki kupa maçını da dahil edelim artık 7 karşılaşma oldu mağlup olmuyor. E, 4 galibiyetti dünkü maçla beraber 5 galibiyet, 2 beraberliği var. Galatasaray'da ligde 5-5 ile zirvede yer alıyor. Şimdi biraz da ve evet, yeni transferleri de tabii e, konuşacağız ama 10 gün sonraki mücadeleyi de herhalde biraz değerlendirmek lazım. Nasıl e, öngörüleriniz? <laughs> Bu kupa maçını Galatasaray'la ilgili bir şey söylemek istiyorum o konuyu geçmeden önce. Sezon başı baktığımızda e, iyi giriş yapan bir Galatasaray herkes o ligi domine eder dedi. Daha sonra 3-5 hafta geçti bir düşüş yakaladı, düşe geçti. Daha sonra bir seriyi yakalayamadan birkaç hafta geçirdi. Bir soru işaretleri vardı. Tekrar bir seri yakaladı. Galatasaray bu sene taraftarlarına üçüncü kez bunu yaşatıyor. Mesela Fenerbahçe maçında da güzel iyi bir oyun vardı ortada. Övülebilecek bir oyun vardı. Övülebilecek bir strateji vardı. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yani Fenerbahçe'nin stadında yenerek geldi. Herkes tabii Alanya spor maçını da geçer diye düşünüyordu. Rahatlıkla geçer diye düşünüyordu. Şimdi bu e, kupa gitti. Ama lige Galatasaray sıkı sıkıya sarılır. Yani bu Galatasaray için belki kupanın gitmesi çok ağır yara ama e, büyük bir sinyal olacak. Yani Alanya sporlu oyuncağı maçı ligde de Galatasaray'ın çok ciddiye alıp bu sefer bu hataları veya eksiklerini yapmayıp daha da motive olacağını düşünüyorum. Ve Alanyaspor'u yenebileceğini düşünüyorum yani. Dünkü oyuna baktığımızda Alanya'nın müthiş bir üstünlüğü vardı. E, İlk yarı öyleydi ama ikinci yarı ne dersiniz 60 dakika Evet. 60 dakika olarak söylüyorum. Ondan sonra e, iş değişmişti. Ama lige gel geldiğimizde Galatasaray e, riske gireceğini ve motive olmadan maça çıkacağını zannetmiyorum. Özellikle e, şeydeyken, yani mesela Fenerbahçe'yi yaralamışken, Trabzonspor arkadan geliyorken böyle bir risk almazlar. Zeki Uzundurkan, Erol Bulut'u da Fatih Terim'i de eleştiriyorum dediniz ama ikisini e, hangi yönde ayırmak lazım merak ediyorum. Şimdi Erol Hoca'nın oynattığı futbolu eleştiriyorsunuz. Evet. E, ki Fenerbahçe'nin Hatay Spor maçı e, zar zor kazandı diyebiliriz. Evet kabus gibiydi onlar için. Ardından hatta Sivas Spor maçıyla başladı belki o evet. hani performans düşüklüğü. Galatasaray e, iyi oynadı bir süreçte böyle bir oyuna çıkınca o yüzden mi eleştiriyorsunuz Fatih Hoca'yı? Şimdi ya Alanya Spor bir defa iyi takım ama Galatasaray e, bir 50 dakika çok kötü oynadı. İlk yarıyı zaten çöpe attı. Maça kötü başladı. Dediğim gibi, ee, maça takımını hazırlayamamış. Hı hı. O derbi zaferinin sarhoşluğundan takımı kurtaramamış. Belki rakibi hafif almış ama hafif aldığını düşünmüyorum. Çünkü ideal kadroyla çıktı. Rotasyonda da yapmadı. Evet. Bir defa Hatta biliyorsun büyük tek takım takımlar evet. Yani. rotasyonluydu. Evet. Yani büyük takımlar ki Fenerbahçe mesela Harunla çıktı. Normalde Ziraat Türkiye Kupası kalecileri büyük takımlar için ikinci kalecilerdir. Biz Galatasaray muhtemel 11'lerinde Okan'ın çıkacağını düşünüyorduk Tabii, hatta. Normal, yani. Normalde bu zaten. Böyle olmalı. Çünkü o kaleci de hazır tutmak için e, zi, kupa maçlarında kupa kalecisi olmalı. O kaleci de çünkü e, az kaleci sakatlandı hazır olsun diye. Evet. Oynayabileceği tek e, kul var orası. E, ki keşke öyle olsaymış ki <laughs> Muslar'ı hani penaltıda belki kurtarırdı ama orada da kötü bir penaltı vuruşu vardı. Yediği gollerde hatalıydı. Bir iki çıkışı e, da vardı hatta riskli. Mesela kuru da hem derbide hem burada ya artık on yakürü tutmayı da öğrenmiş rakipler. İyi mark ediyorlar, markajdan kurtulamıyor. E, futbol olarak hızlı bir giriş yaptı ilk iki maçta. Fenerbahçe maçında çok çok iyi değildi. Bu maçta da çok beğenmedim ben on yakırıyı. Ee, ama Mustafa Muhammed e, fark yaratır. Daha da iyi olur. Getson'la birlikte maç kazandıracak oyuncular. Bak iki tane maç kazandıracak oyuncusu var şu anda elinde. Ki hazır değil Daha dedi sonra. Fatih Hoca. Hazır değil ama Fernandez için dedi yani. Getson Fernandez için Mourinho'nun Tottenham'a gönderirken, kiralarken yazdığı rakam 60 milyon euro. Bon servis rakamı. Ki edecek bir oyuncu. Bak göreceksiniz. iki e, bu hafta boyunca hep söyledim. Biz Önümüzdeki haftadan itibaren Getson Fernandez'in muhteşem futbolunu konuşacağız. Yani ligimize gelmiş en donanımlı, en zeki, en kaliteli oyunculardan biri. Genç bir oyuncu. Fırtına gibi bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Yani onu tutmak zor. İnce bilekleri, her, çok şık her vuruşları yani, vardı. Büyük keyif onu izlemek. Öyle olacak. Zaten Mustafa Muhammed kafa toplarına vuruyor. Ben hızlı konusunda kafamda soru işareti vardı. Kendi attığı şuta, kaleciden dönen şuta koşup yetişip ikincisini tamamladı evet. o müthiş bir meziyet yani takipçilik hız her şey var e, e, kaç tane kafa şutu var her topa vurabiliyor yani e, rakip stoperler bir defa Mustafa Muhammed'i tutamıyorlar o yüzden e, gördük Serdar Aziz, oyuncuya, mesela, Serdar Aziz gibi bir oyuncuya mesela Serdar Aziz gibi bir oyuncuya 10 santimetrelik bir alanda çalım evet, atıp zaten. şut attı Serdar Aziz neye uğradığını şaşırdı Öyle baktığımızda tabii ki hocalara yazar. E, burada elenmek yarı finalin kapısındayken ama e, Erol Bulut'un hem hocalığını tartışırım ben. Çünkü e, inanılmaz bir kadro kurdular. Hep kötü oynayan bir takım. Evet, e, diyeceksiniz ki 48 puanı var kafa kafaya bu gidiyor kadar iyi bir ama bu kadroyken niye bu kadar kötü işte, oynuyor diye eleştiriyorsunuz. Bu kadro değil mi? bu kadro e, hocasız bu puanları aldı öyle söyleyeyim. Hoca farkı yok. Şimdi Geçen yıl mesela Trabzonspor Başakşehir'i yenip Türkiye Kupası'nı aldı. Herkes zannetti ki Eddie sayesinde oldu. Oysa alakası yok. Takım bir direnç gösterdi. Zaten iyi takımdı. Başakşehir'den de daha iyi takımdı. Kupayı aldı. Ama sonrasında lige başlayınca gördük ki hiçbir hocalık vasfı yok. Şimdi Abdullah Avcı'ya bakıyorsun. 2.4 puan ortalaması. Ya Trabzonspor'un kadrosuyla mucize ötesi bir başarı var. Abdullah Avcı'nın. Hoca farkı orada ortaya çıkıyor. Geldi takımı uçurdu. Hiç kimse beklemiyordu bunu. Yani bu sene Avrupa Ligleri de dahil araştırın bakın yani e, Abdullah Avcı'nın işte e, 11 galibiyet, 3 beraberlik, hı hı. tek yenilgi ve bir kupa zaferi e, o döneme bakarsanız işte bir 14-15 maçlık böyle bir e, istatistiğe Avrupa'da böyle bir başarılı hoca yok. O kadar başarılı. İşte e, takımı, şehri motive etmek için e, bir takım e, çalışmalar yapıyor. E, o medyasını evet. bütünleştirdi. Takımda abi kardeşlik, kolej havası var. Aynen Sergen Yalçın'ın yaptığı gibi. İşte Sergen Yalçın da hani diyebilirsiniz ki o da tecrübesiz bir teknik adam ama Sergen Yalçın çok zeki bir teknik direktör. Sağ kenarında özgüveniyle, e, oyunculuktaki futbol zekasını Sergen Yalçın teknik direktörlüğe taşıdı. Şimdi Erol Bulut'a bakıyorsunuz mesela. Soğukkanlı durmak durmaya çalışıyor. Böyle sinirleri alınmış gibi durmaya çalışıyor ama saha içine bir enerji veremiyor. Şimdi dün Fatih Terim'de de ben bunu gördüm. İtiraz ediyor. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir şey var. E, maskeli Fatih Hoca, maskeyle de çok e, takıma müdahale edemezsiniz. Orada zaten o hakkı tanınmışlar. Zaten herkes e, testten geçtiği Oluyor. için i̇ki, keşke iki, maskesiz oluyorlar. E, mimikleriyle işte çünkü maskeyle konuşunca anlatamazsın oyuncuya. Orada da hata yaptığını düşünüyorum hocanın. E, Fatih Terim'in de dün formsuzdu ve e, turu kaybettiler. Her zaman diyorum bu kadar donanımlı kadro karşı tarafta genç bir hoca, yatan Bir de Bakasetas gibi oyuncusunu kaybetti takımın... tabii tabii. En Aynen. kıymetli, en kilit isimlerinden birini %100 kaybetti. %100 katılıyorum bak ama oyun sistemleri hiç değişmedi. Aynen aynı ruhla, aynı hırsla, aynı oyun mantalitesiyle savaşarak oynuyorlar. Hı hı. Yani e, o yüzden demek ki çalışmamışlar. Yani Galatasaray çalışmamış. Fenerbahçe maçında kalmış. Bu bir yol kazasıdır. Ama e, Ozan Zeybe'nin de söylediği gibi Fenerbahçe'de e, Galatasaray içinde artık tek kulvar var. Lig. Evet. Bütün enerjilerini buraya vermek zorundalar ama bir şampiyon çıkacak. E, şampiyon olamayan takım e, orada büyük hasara, maddi anlamda hasara neden e, Hasar yaşayacak. E, bir krize girecek ki e, bu hafta kara gümrük maçını Fenerbahçe kaybederse bir defa hoca ile yollar ayrılır. Ben öyle söylüyorum. hocayla ile yollar ayrılmazsa biz sabredelim derlerse geçmiş olsun. Şampiyonluk da gider. E, üzerine bir bardak su içerler. Ondan sonra ee, Sayın Ali Koç'un görev Karalimlük. süresi bitiyor, Kongrede aday olup olmayacağı konusunda kafasında soru işareti olur çünkü Genel Kurul ona yeni bir üçüncü dönem vermez çünkü e, 55'in üzerinde transfer yapıyorsun, kulübü büyük borçlara sokuyorsun, tek kupa yok, Derbi başarı yok. yok, o zaman sana niye o koltukta 3 yıl daha versinler? E, derler ki yetiş ya Aziz Yıldırım bizi kurtar çünkü Aziz Yıldırım e, ne olursa olsun. ...hiç böyle sonuçlar yaşamadı... ...Kadıköy'de bakıyorsun... 2000 ...1999-2000 yılından beri... ...en çok Fenerbahçe... ...maç kaybettiği sezonu yaşıyor... ...Kadıköy artık... ...önüne gelen Kadıköy'de Fenerbahçe'yi... ...yener duruma geldi... ...yani birçok istatistikleri bitti Fenerbahçe'nin... ...Galatasaray 2 yıldır Kadıköy'de kazanıyor... ...o 21 yıllık rekorlar gitti... ...bütün rekorlar gitti... ...ya bir kupa alması lazımdı... Yani en azından şu Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe alsaydı Ali Koç'a bir 3 yıl daha verirlerdi. Ama belli olmaz tabii ki yani şimdi Mesut Özil'i getirdi diyoruz ama hı hı. Mesut Özil'in de baktığında şu anda Fenerbahçe'ye maç kazandıracak hali yok. Maç eksiği var, ee, Biraz mutsuzluk, var mutsuzluk var, sol bek oynattı ya oyunun bir 20 dakikasında Mesut Özil sol bek oynadı.